Açlıktan geberdik geberdik öldük yani. Bu Seyman'ın geldim geldim korkma. Geldim geldim. Bu ne yavaşlık ya. Bu ne ağırlık ya. Al bakayım al bakayım. Oh. Hiç de sevmeyiz. Hiç de sevmem böyle şeyleri. Tuz getirmiş miyim? Getirmişsin buyur. Şey iğne, ilaç şişeğine benziyor burada. Onlar A101'de bir ara satılıyordu. Modaydı. Harbiden o modaydı. Almayacaksın, niye şey yaptın ya, bekletiyorsun beni ya. Niye almayacağım? Bu çift şişmiş kış çatal getirmiş. Bir daha mı getirdin? Nasıl? Yandın mı? Acı olmuş biraz değil mi? Hangisi? Yemek mi acı olmuş? Yok. Acı mı? Acı hiçbirine koymadım. Acı mı? Merhaba diyeceğim mi kamerayı? Ha merhaba. Ha videoyu açmışlar. Özür dilerim arkadaşlar ya. Nasıl olur öyle şeyler? Kafa gitti. Acı diyorum koymadım. Acı mı olmuş? Ben bunu yüze koydum aslında. Sen kendine geçin. Gel değiştirelim anne. O suyu seviyor ya. Masana koymuş. Ben bunu çok sevmem ya. Sen bakayım göbeğe. Sen seviyorsun herhalde. Al size birer reçeli. Tuzsuz mu? Evet. Esra öbürkü tuzluğu da getirmişsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün gezdik gezdik. Salatayı yaptık koyduk ortaya da bir yemeği ortaya getiremedik. Bir saattir çalışıyor benden bekliyoruz. Benden bahsediyor. Yemek bekliyoruz. O kadar ağır çalışıyor, o kadar ağır çalışıyor. Evde o yüzden kaldım zaten. Anlatamam yani. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl olmuş salata? Tam kaşık salatası. Şu pilavı şöyle kenara çek, rahat ye. Ben rahatım. Biraz daha her komşu ellerine sağlık. Nereye koydun anne? He? Sen bulamadıysan boş ver. Ne yazıkım? Tuzluk burada sanki. Gel gel burada gel. Boğabiliyor musun? Tamam ya. Akıyor akıyor tamam. Aney aney tuzluk burada aney. Ben bu yüzden bunu getirdim. Çocuk oğlunuz yüklenmiş. Ne yapayım bulamadım tuzlukları. İyi yaptın. Ne güzel. Video açık. Merhaba de. Hayırlı akşamlar. Efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı bayramlar. Fırça yiyeceğim. Ben kaç size... oldu ya? Kaç oldu? Bitti mi dedesin? Aa yemeğini getir koltukta otur hadi. Ya, evet burada oturabilirsin. Hayır ben masada oturmak istiyorum. Tamam oturabilirsin. Senin şey nerede? Ver sana yer. Boy yetmez ki onun boyu. Ama sana gel babacığım gel. Kucağıma otur. Yeter. Gel yanıma otur. Tabureyi bana burada ver. Ona sandalye verelim. Şimdi şey yapma ama. Esra bir tur at. Anne. Gel bakalım ne var. Tamam. Nugget'ı yedin. Hanım ellerine sağlık. Yemek güzel olmuş. Anne. Gel bakalım. Ben bunu yedim. O zaman sana dur. Küçük sandalye nerede? Burada sarı var. Anne. Tabende burada. Buldu. Mutlu oldum. Bana bulmuş gibi. Anne. Geliyorum bağırma. Masasını getir hayatım istersen. Bence onun masasını buraya çıkaralım. O masasında hem çalışma yapar hem yemek yer. Masa bile buldum. Burada yemek yiyelim. Evet. Dün aklıma ne gördüm biliyor musun Emre? Ne? Emre'nin çadırından. Burada yemek yiyelim. Ben getireyim o masayı. Emre'nin çadırı yok mu? Evet. Emre'nin çadırı nereden? Emre'nin çadırı var. Sari'nin çadırı yok mu? Evet. Parka kurmuşlar. Ha. Ya. Ana kız, Sare gibi kız. Anasıyla içine girmiş oynuyorlar. Aa. Valla. Evet. Hey baba sen. Hayır bizim çadırım bugün ha. Hayır benim çadırım. Evet senin çadırın işte. Ekmek ben ister misin? Yumuşak ekmek. Altını kapattık değil mi? Evet. Kapatmışım da. Kapatmışım da. Onun suyu bir saat sonra hiç kalmıyor patates olduğu için. Çekiyor. Ben de öyle seviyorum işte. Çekiyor ya. Biber yiyeceğim bari.
Bence de yeme yani. Yükseliyor. Evet. Allah Allah. Seni dinledim, ara vereceğim. Ya 3 gün ye, 2 gün yeme. 5 gün ye, 3 gün yeme yani, öyle ya. Aynen. Her gün bastığım şekilde yapma yani. Baba, bu benim uyarımı tam. Sabah kahvaltı mı diyor? Kızartınca şey geliyor da. Ya bunu bilmiyorum. Ama bu işte şey. Ekle. Aslında turşu yapmak lazım. Biberlerin açmaları tam açmış. Onu lahana turşusuna kullanacaksın. Anne, biberlerini gördün mü? Bu kadardı. Baba anne, biberlerin çok büyük oldu. Değil mi? Git bak, ekmek mi? Git bak gel anne. Biberlerin çok büyük oldu diyor baba. Beraber toplayacaksınız. Ama daha çok Nilo'ya git. Nilo'ya nasıl bekliyor büyüsün diye? Hayır. Sen de bekle, bir günlükte toplarız. Domatesi bekledi oraya. Doğru. Hadi herkes yemeğe gelsin. Otur bakın anne. Otur. Anne, ondan sonra çalışabilir miyim? Tamam. Bu eve vereceğim sana. Kitap da var, tamam mı? Tamam. Yemeğimi ondan sonra olur mu? Siz gidiyorsunuz ya yarın. Bir hepsini koymazsa. Biz de gidiyoruz. Nereye? Karşıya. Nereye? Ya sen bize ya. Ne bakıyorsun sen bize ya? Ali'yi tanıyor musun? Yok. Ali'yi tanıyor muyum? Tanırsın Ali'yi. Ali'yi çektik ya gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Bir gün neyi çektik de gitmiyor. Niye gitmiyor? Ali kızdaydı. Tamam. Belki bir de kavga etmiş. Bak gidiyor. Sallıyorsa sallıyor. İçeri götüren Zeppa'ya. Gittik mi Deniz'e? Ya, gittik tabii canım. Sallıyorsa atar. Peki severim ben ağzına elinizi. Ben emirsiz gitmiyorum zaten. Emre'yle geliyorum yani size. Sen bu söylüyordun, ne getirelim diyorduk, kuzu getirin diyorduk. Hiçbir şey getirmiyor diyordu. Yani. Kendi alıyordu, masraf yaptırmıyordu. Dondurmamızı da alıyordu, hatırlıyor musun Emre? Bir gün karpuz kaldı ve taşıtmadı. Yolun ortasında. Kestik yedik. Gittiğiniz yerden gelirken karpuzu eve mi götüreceğiz dedi. Oturalım şurada kesip yiyelim dedi. O yolda bir yol belli demez. Her yerde oturur yani. Yol kenarına çekiverir hemen. Bir de evden bir şey hazırlatmaz o. Tabak, çanak. Et malzemesini. Çay al. Çay şeker de aldırtmaz. Evden sadece tencere, tava, işte ne varsa kullanılacak orada. Çaydanlık. Kaç yaşındayım? Kim, ben mi? 40 yaşlarında falan o zaman. Var mı? Tabii canım. Ben kaç yaşındayım? 15. Daha küçük. İlkokullarda mı? 5 yaşında gidiyorum. Onu hatırlıyorum. Biz Türkiye'nin evinde miydik? 35-36 yaşlarında falandım ben ya. Tabii canım, bilgi. Yani evet, 40 yoktum ben. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. 30-40 arasıydım işte. Belki 37 falan olabilir. Her yıl gidiyorduk ama. Yani. Hangi yılını hatırlayın da söyleyeyim size. Doğru söyle. Ben Ayşegül'le hiç gitmedim pikniğe. Ayşe'yle. Doğrudur. Ayşegül'le demeyeyim. Ayşegül'le gittik canım. Sen de vardın. Evet. Ayşe niye acaba gitmedik onu düşündüm şimdi. Bilmem. Gidiyorlar mıydı? Gidiyorlardı tabii canım. Senin onunla pek kızın barışmadı. Evet. Sadece Topkapı'ya gittik. Onu hatırlıyorum. O da burnumuzdan mı geldi? Bir şey oldu diye. Saray burnuna çok götürürdü. He. Bizim gece gezmelerimiz çoktu. Rahatsızdı. Uyuyamıyordu. He. Gece saat 2 gibi 3 gibi uyandırıyordu beni. 3 gibi uyandırıyordu. Anne, bana nereye uyandırıyordu? Saray burnuna. Çekmecenin asarını al, ben üstüne gidiyordum. Sahilde biraz dolaşıyorduk. Sabah ezanı okururken sahilin kenarına atıyorduk. Önüne bırakıyordum, aklıma oturuyordu, sarılıyordu. Güneşin doğuşu, ezan okunuşunu izliyordum. Allah Allah.
Çok yaptık onu. Başka partilerine gidiyordunuz değil mi? Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Nereye gidiyordunuz? Başka parti. Başka parti. Ha. Taksim tarafında. Tamam. Başka farkını bilmez miyim ya? Bilmeme şansın var mı? Yok tabii ki. Benim büyüdüğüm yer senin doğduğun yerlerdeyiz. En çok Metan'la gezdiğim yerler lan. Ben de bir adam konuştum. Şimdi söyleyebilirim. Bekardım genç. Çocuğun yuvasını yıktıracağım sus. Ama ben bekardım. Çünkü orada o maçka parkı yok ki. Var da yok. Eski maçka parkı yok. Yok. Mümkün değil. Anneciğim şimdi sana bunları veriyorum. Ben yemek yiyeceğim. İstediğin bir tek içeriden alabilirsin, tamam mı? Hayır, en çok da herhalde salatayı sev. Bakma yemek yiyeceğim, kardeşim acıktı. İçimiz yanmış kız. Maçka parkına beni götürdü. Çok acıktım ben de. Evleneceğimiz zaman. Elimden tuttu, bağırıyor etrafa, ellerine hava açmış bağırıyor. Fatoo, seni çok seviyorum. Anası bağırıyor. Dedim size. Evlenmeye karar verdi işte. Evet. Heyecanlandı demek ki. Anne, baba. Gaza gelmiştir. Kimin kızına? Evet dediğim için bağırmış herhalde. Hayır, sen Ümit beklemiyordu. Senin onunla alacağını beklemiyordu demek. Onun için bağırmış. Minnoş nerede? Gelme gelme, sonra buluşuruz. O tarafa atarız şeyini. Ha. Sol tarafından ekmek gibi ol ekmeklerini koyarız. Dur yani. Bir tane vereyim bile ben ona. 100 dakika. Dinliyorum. Ha. Ha. O da değil babaydı, o odaydı. Ne? O da dedi. Ha, olsun annem. Orada değildi, orada değildi. Tamam Sare. O da aldı. Herkes yerine geçiyor, görev başına. Geç anne, geç bu tarafa. Bu da değil mi? Al sen de. Al sen de, o karşı mı? Al sen de. Kalkmamış. Bizde macera gibi. Ya bizim maceralarımız çok. Bilmeyenler var. Biz de sorunlu bir insanlarız galiba. Ondan dolayı macera çok bizde. Bilmeyenler... Yani. İlk defa izleyenler oluyor Fatih abiyi. Soruyorlar. Arkadaşlığınız nereden geliyor? Nereden geliyor? Arkadaşlığımız 1993 yıllarından geliyor. 93 miydi? 93-95 yıllarda işte, o yıllarda. Çünkü daha Sabri ile evlenmemişti. Evet. O tarihler mi? Bak evet. Ben hatırlamıyorum. 93-95 yıllarından geliyor yani. Hasan yaşıyordu o zaman. İlk kocasından tanıyorum. Ablanız koca yüzümü gördü. Bir susun be. Ayşe'nin gibi tanısın be. Kimi? Ayşe'li. Ayşe. Sivaslıydı. Amcanın karısı mı? He. Hatırlıyorum birazcık. Görmüştüğüm vardır ama. Vardır. O, çok... o tarafta oturup da görmemek mümkün değil. O da çok yani. Mükemmeldi. Evet. Gerçekten çok iyi. Bir o aileri zaten. Sen o salatayı yiyemiyorsun. Pilavı bir şey yap sen. Al. Sen de pilav yiyemiyorsun. Yok ben. Al götürüyorum. Yok zorlanıyorsun. Seviyorum çünkü. Tam kendisi yapmış. Asıl siz yemiyorsunuz salata. Al bir şey yiyorum. Nasıl yedik yok. Ekşi ekşi. Ben baksana görmüyorsunuz. Ben buradan götürüyorum sana. Aslında siz açarmışsınız. Tamam. Evet biz açarmışız. Ben sana seni yormak için istemiyorum. Ben senin yerine yerim. Atölyede babam maceralarını hatırlıyor musun Yunus? Makineye böyle tornavidayı dayayıp da sohbet ettiğini. Evet. Ben de kamerada söylemeyecek kadar şeyler var. Muhakkak vardır da. Fena
İyi insanlama öyle böyle iyi insan evet. Maşallah. Acaba kötü olsaydı nasıl olacaktı onu ben düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani şu an oturduğumuz arkasından kötü deseydik. Allah korusun öyle bir şey demeyiz. Yok demeyiz yani. Acaba nasıl bir tabir olur? Kötü demek iyi bir insan kötü demek kötü bir tabir olur. Ya kimseye kötü de olsun kendine yapmanız gerekiyor. Benim görüşüm. Kendi seni iradelerine seni duymuyorlarmış. Kendi iradelerine zayıf insanlardı onlar. Beni duymuyorlarmış. Sen konuşmasan da olur. Allah razı olsun. Zübeyde abla diye bir de yazmış da evet. Esra sesim çıkmıyor. Benim ses tonum öyle. Yani. Ondan sonra yazdım. Abonelikten çıkıyorum o zaman. Doğru. Ses tonum böyle yani. Yani ona ben bir şey yapamam. Boş ver Allah razı olsun. Ben dedim kusura bakma abla vallahi dedi. Ses tonum öyle. Belki yanlış anlamıştır senin yazdığını. Yok ben de niye yanlış anlamıştım. Ya bir de destek olmak için izlesin. Bak ben de şu var. Bak bende de oluyor. Anne, ağzım doluyken konuşuyorum ya. Anlaşılmıyor. Normalde de anne doğru yönetmemi mahvet. Olsun şimdi kurur. Şu tarafa. Hayır sende de olabilir değil mi? Yok benim ses tonum öyle ya. Genelde siz de duymuyorsunuz bazen. Bak benim tiz bir sesim var. Hatta şöyle demişlerdi. İşte çizgi film karakteri seslendir falan demişlerdi. Ses tonu güzel ya hani çocuk seslenmekten seslendirebilirsin demişti. Bazen Sara ile konuşuyordum mesela böyle. Hoşuna gidiyor. Yani. Bana da geçmişte spiker sesi var demişlerdi evet, biliyor musun? Evet sana da öyle diyorlar mesela. Genç kız genel. Çok güzel konuşuyorsun diyorlar. Yo ben o kadar da güzel konuşmuyorum. Aşkım bunu Sara'ya verir misin? O iki kelimeyi bir araya getirsin ben evde kapının önünde doldurduğumu şey ada keseceğim. Kime katarım ne? Yok annemi konuşmasını tutar. O beni görmüş olabilir ama ben onu görmüyorum. Kimi gördün? Yine ne dedim? Rüyamda seni gördüm. Hayır o tehlikeli. Orada kim ilacını sanmış oraya? Bizim kaslar gevşesin diye koyduk kızı. Dün akşam kaslar bir sıklaşmış. Zordaydık dün akşam. Su. Şurada su var ya onu içebilirsin. Bak burada şişe var ya. Orada şişeyi al. Ne kutu? Rabbim arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırmasın. Biz dedik Allah arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Aynen. Benim için de yeterli. İşte ikisi kaçacak ya. Onları yağlamaya devam. Tam gazemde. <Evet. gülüyor> Yemek bulduk yedik. Daha gidiyoruz neler. Ama ne güzel oluyor kalabalıkta yemek değil tabii mi? Canım. Tabii canım. Ne güzel savaşıyoruz. Biz yarın da kalabalıktayız Emre. Evet. Biz de kalabalık. Allah izin verirse Allah izin verirse. Hem de ne kalabalık. Buna kalabalık mı? Kalabalık. Kalabalık olur mu orası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. Aa ne güzel. 8, 9. O maşallah. Alışkınız kalabalığa ya. Verdim ya. O ben sana vermem diyor, o ben sana vermem diyor. Şşş birbirinizi görmeyin. Tek ayıp. Tek tek savaşıp sadece. Anne polis var ha. Polis var. Sanda vardı. Ben dedim ay bu bana iki gün güldü. Niye? Bir şey söylemiştim. Bana bir şey söyledi de bir şey değil. Beğendim bakalım mı? Espri değil de ben o kadar gaza gelmişim ki. Polis diye bakıyorum. Gerçekten sanmaz. Anlat anlatıyor oğlum. Anlat bakayım. İki gün güldü. Önemliydi duysunlar. Ne yapayım ağır gaza gelmiş. Canlı yapıyordu. Ben içeride yatıyorum. Canlı yayını sabırlatmak için birileri gelmiş. Kötü şeyler yazıyorlar. Onun da bu kızdığımızda hadi bir düğmeye bassalar olacak. Ben de uyuyakalmış. İşten geldim çok yorgun. İptal edeceğim düğmeye bassalar. Ondan sonra çok yorgun işten gelmiş. Baba yatıyorum arada da içim geçmiş. Bu daha basamadı. Basmayı beceremedi bunlar. Bu birden panik yaptı. İçeriye doğru bağırıyor. Yunus! Polis çağır Yunus! Ne polis gelip oradakileri müdahale mi edecek?
Ama bu da bizde alışkanlık olmuş çocuklukta. Hmm. Hep bizim eve polis geliyordu. Babamı götürüyordu. Artık o kadar alışmışım ki. Ya polisin gelmesi benim için gayet normal. Aa, polis gelmez adam yerine koymuyorlar. Arkadaşlarıydı demek ki. Yeni evlendim, hatta bir kızım var. Mahallede birini çok güzel dövdüm ama. Bayan. Bağırıp duruyor kurtarsınlar beni diye. Hiç aklıma gelmedi. Polis çağır demek. Ama onu becerdi. Kafaya koymuştu. Hatırlıyor ne kim var? Ben mi? Hikayeyi ben sanki dinlemiştim. Yok, hatırlıyorsan konuşma. Sonra yıllar sonra barıştık. O ayrı. Şöyle bir ölçütçü bak. Beni halama abi, benzetiyorlarmış her nasıl olma. Beni babama ya. Biz dedik Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın. Artı sofrayı bitene kadar da bu muhabbet. Allah herkese iyi geceler, hayırlı sabahlar. Hayırlı bayramlar. Muhabbetin sohbeti olsun. Hayır. Allah senin tependen baksın. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Allah'a yarın emanet olun. Yarın görüşmek dileğiyle. Aynen. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize çok cici bakın sabaha kadar. Sabah yine görüşeceğiz. Aynı noktada. Sabah bakalım kim kimi yolculuğu düzeltiyor. Bilmiyorum artık kim kimi uğurlar. Hayırlı akşamlar. İyi geldiniz.